Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci videomuza devam ediyoruz. Ada Samarı'nın şanzımandan gelen sorunların çözümü için bugünkü yeni videom olacak. Sabah erken saatte kalktık. Ustanın yanına gideceğiz. Malzemelerimizi aldık. Baskı balatımızı, şanzıman contamızı, yağlarımızı aldık. Aracımızı çalıştırdık. Bakalım iyi mi olacak, kötü mü olacak? Deliklerimizi bir önceki videoda söylediklerimi yaptırmaya gidiyorum şu an. Neydi sorunlar? Tekrarlamak istiyorum. Araç boştayken, debriyaja basmazken lukur lukur ses gelmesi şanzımandan. Diğer bir sorun 5. viteste ıslık sesi, ötme sesi 100-110 km hızlarda. Bir diğer 3. sorunsa debriyaj pedalının aşırı derecede sertleşmesi. Aracı İstanbul trafiğinde ve uzun yolda kullandım. Yaklaşık 2-2,5 senedir. Bu süre zarfında 60 bin kilometreyi rahat devirmişimdir. Baskı balatının ömrünün bittiğini düşünüyorum. Bir de bu lukur lukur ses, yani araç ısındıktan sonra bariz belli oluyor ve insanın sinirini bozuyor. Bakalım. Kesit kesit devam edeceğim sanayide videomun devamına. Sanayide görüşmek üzere. Evet, aracımız sökülmeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha şanzıman indiremedi usta. Yağı simsiyah çıkmış bulunuyor. İkisleri söktük. Daha önce hiç açılmamış şanzıman. Sökülmemiş. Bakalım neyle karşılaşacağız? Şanzıman önce tekrar videoya devam edeceğim. Evet, şanzıman indirdik. Baskı balatımız bu şekilde. Yaylar veya düzleşmiş. Sertliğin sebebi ondan herhalde. Bakalım şimdi şanzımanı göreceğiz içini. Şunu ne durumda? Bunu da sökünce markasını almış olacağız. Bakalım şimdi şanzımanın yanına gelin. Evet, değişecek videolar bunlar arkadaşlar. Şimdi yıkamaya gidecek. Yıkamadan geldikten sonra videolarımızı değiştireceğiz. 4 adet. Bunu öyle değerlendir yani. Öyle hemen burada bahalı. Tamam, burada bahalı. Evet, şu an şanzıman yıkanıyor. Tüm parçaları. Sıcak suda yıkandı şimdi. Temizliği yapılıyor. Şanzıman arka takozu da yıkayacak. Üzerinden çıkan şanzıman dışıları. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü vites dişleri herhangi bir sıkıntı yok. Tertemiz. Bunlar yıkamaya gitmedi. Hocam fazla tekliyor ama. Sadece fazla mı tekliyor? Aynen öyle. Ben size de iyice kaldım. Gazcıya göstereceğim onu. Gazcıya mı? Tamam abi, çok sağ ol, kendine iyi bak. Eyvallah. Yine de
çamaşır yıkamadan geldik. Altın yüzeyi yanmış. Karşıma tut, karşıma! Evet, bilyalarımızı ayarlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Üzerine çıkan 503-05 kodlu bilya var, 2 tane. Şu bilyalar olmadı. Üzerine koda göre bilya bulacağız. Şu an ustalarımız bilya arayışı içerisinde. Parça soruyoruz. Yıkamadan geldi şanzımanımız komple. İç dış yıkandı. Burada 2 tane. Burada 2 tane. Her iki taraf bilyalarda değişecek. Görüyorsunuz şu boşluğu. Özellikle şunda bakın variz ses var ve dönmekte zorluk çekiyor şu. Mesela bakın kilitlendi şu an. Yani bu bayağı zorlanıyor bir tanesi. Büyük ihtimalle kırt sesi bundan da geliyor olabilir. Bakalım şu an toplanacak. Dişlerimiz yıkandı. 5. dişlerimiz. Mason bilya iğne rulmanımız. Bu da adı değişiyor. Bu dişleri değişiyor. 5. vites karşılığı değişiyor. Set olarak. 1, 2, 3, 4 viteslerde hiçbir sıkıntımız yok. Burayı bozulmadı. Yıkamaya göndermedik bunu. Bu şekilde kaldı. Geri viteste de herhangi bir sıkıntımız yok. Geçişlerde herhangi bir sıkıntımız yok. O yüzden bu kısma dokunmadık. Şanzıman arka takoz.
Evet, volant dişlimiz sıyırmış. İlk araba çalıştırdığında gık gık diye ses gelirse. Bakın nasıl yemiş dişler. Volant üzerindeki marş dişlimiz sıyırmış. Büyük ihtimal bunlar da değişebilir. Bakalım masraf çoğalacak gibi. Evet arkadaşlar, üzerinden çıkan baskı balatımız budur. Aracın mapa takmışlar. Mapa görüyorsunuz, yazıyor. Şöyle baktığımız zaman perçinlere gelmiş. Yani orta halli bir baskı balata. Görüyorsunuz çizilmeleri. Baskının üzerinde durum bu. Buradan da yemeler olmuş, görüyorsunuz. Toplanıyor. Beşinci vites dişlimiz monte ediliyor. Efendim, içinden 4 değil mi? Evet, 4. 9'dan başlamışız değil mi? Çantalarımız yenilendi. Son bile. Şanzımanımız toplandı arkadaşlar. Evet, şanzımanımızı topladık. Aracımızın üzerine monte ettik. Volantımız taşlandı. Şanzımanımız toplandı. Yağımız konuldu. Görüyorsunuz, tertemiz. Çalışması peki nasıl oldu? Çalıştırdık aracı orada. İlk marşımızda o ses gelmedi. Gayet güzel, sessiz bir şekilde sadece motor sesi vardı. O ekstra gelen şanzımandan şuraya şöyle yakınlaştığımız zaman lokurt sesleri kayboldu. Bazı izleyen arkadaşlarımız merak ediyor. İşçilik ne kadar tuttu peki? Ustamız 550 TL'ye aldı. 650-700'e kadar kapı açmıştı. 550'ye bitirdi. Ekstra 50 TL volant taşlanmasına verildi. 70 TL gibi de şanzıman yıkanmasına verildi. Peki parça listesi fiyatları nedir? Parça konusu yani şu an 2 sene öncesi baskı balatımı aldığım zaman 200 TL'ydi. Şu an tabi böyle bir masrafa girmek isterseniz bir baskı balata 400-450 TL'den başlıyor. Yani biraz orada yaptırdığım yerden aldım parçaları da, biraz adamlar kazıklamaya çalıştı beni az çok, yani bayağı sinirliyim o konuda. İlk aracı çıkartacağımız zaman, parayı vereceğim zaman bayağı sorunlar yaşadım orada. Bunu da tabii ifşa etmek istiyorum ben. Şimdi o listeyi de göstereceğim size. İlk aracın söküldüğü andan itibaren yani değişecek parçalar belliydi. Listesini çıkarttık. Fiyatı belirledik. Bir gün malzeme bekledik. Bilyalar bekledik. Aracın toplandığı, çıkaracağımız zamanda ekstra bir liste daha çıkarttılar. Aralarında 500 lira bir fark oynadı. Yani bir günde parçalara %200 zam yaptılar. Kazıklamaya çalıştılar. Onların hepsinin listesini göstereyim ben size.
Şimdi telefonla resmini çekmiştim. İyi ki çekmişim ben bu resmi. Bu resmi çekmemiş olsaydım beni kazıklayacaklardı. Şimdi bu aracın ilk söküldüğü şanzımanın ilk söküldüğü günkü fiyatlar. Beşinci vites dişlisi 350 TL karşılığıyla beraber. Masura bilya 2 tane demiş, 40 TL demiş, tanesini 20 TL demiş. Arka kulak, şanzıman kulağı 95 TL. Ben bunu 5 ay önce değiştirmiştim. Temiz, sağlam, değiştirelim dediler bana. Ben değiştirmedim. O yüzden onu düştük. Bonat dişlisi 120 TL'ye yazmışlar buraya. Bonat dişlisi internete baktığınız zaman 80, 90, 70 yani 100 liraya geçmiyor. Adam 120 lira yazmış. Burada biraz fiyata sinirlenmiştim ilk yazdığımda ama bir şey diyemedim. Para kazansın dedim. Sustum. Grup bilyası 2 tane 140 TL'ye yazmış. 4 adet değişmesi gerekiyordu. Bir kamalı bilya, bir grup bilyası. Bunlara fiyat vermemiş. Hadi bunlara da 200, 150, 150, 300 dese dedim. Ona da sesimi çıkartmayacaktım. Ama ilk etapta grup bilyasını 140 TL'ye diye anlaşmıştık. Her neyse işte sprey, conta falan derken 815 TL gibi bir fiyat çıkartmışlardı bana ilk günden. Buna tamam dedim ve bu şekilde onayladım. Bu da ikinci listemiz. Tabii bundan bir önce de bir liste daha var. Onu almadım. O asıl kavga ettiğimiz konu o listeydi. Tabii bu listeyle işçiliğimiz dışında sadece parça konusuyla görmüş olduğunuz gibi bu vatandaştan, bu şirketten aldık. Ben bu gittiğim servisi 2000 senesinden beri tanıyorum, bildiğim, güvendiğim bir arkadaşımız. Fakat beni kazıklamaya çalıştılar. Özellikle oğlu. Oğlu mu diyeyim artık, kim diyeyim artık, isim de vermiyorum, belirtmiyorum. Kazıklamaya çalıştılar. Bakın şimdi buraya volan dişlisini 120 TL'ye çektiler. Buna ilk zaman 130 TL, 140 TL demişlerdi. Beşinci dişliye 350 TL demiş. Orada ne kadar yazmış? Telefonundan bakar mısın? Beşinci dişli fiyatımız. Onu da 350 TL yazmış. Bunu 450 TL demişlerdi bana. Bunu düzelttirdim. Kamali milya iki tanesini 200 demiş. Orada ne demiş bilyalara? 140 TL demişti. Burayı 200'e çıkarttı. Yani bana bilyalardan kafadan 250 TL'lik bir zararım oldu. 250 TL'lik bir karları oldu benden. 250 TL'lik şey yaptılar, zarar verdiler. Bakın 920 TL'lik gibi fiyat çıkarttılar. Önceki şey de şu şekilde. Bunu internetten almak isterseniz de 70-150, yani 600-700 gibi bir fiyatla kendiniz alırsanız internetten her türlü şey yapıyor. Tekrar başka konuya geçmeden tekrar söyleyeyim. Nadacı.com üzerinde 4 tane grup bilye şanzımanın 160 TL mi 170 TL gibi bir fiyatı var. Hatta bunu bu tartışırken de onu gösterdim. Bana yok yan sanayi dedi, yok falan dedi. Benim aldığım daha kaliteli falan. Ya yok arkadaş yani. Biraz akıllı olun. Eğer böyle sorunlarınız varsa o Nadacı.com üzerinden 4 tane grup bilyesinin mavi kutu üzerinde set halinde var. Onu alın. İnternetten alın. Bu 5. grup dişlisini 300'e falan bulabilirsiniz. 50 lira kar edebilirsiniz. Ondan sonra mahsun bilyası 10-15 liralık. Tanesi 20 liradan 25 liradan kakalamaya çalıştılar bana. Yani benim işçilikte her şey normal. Fakat parça konusunda buradaki ustaların kucağına düştüğüm için 300 TL gibi bir zararım var. Kesinlikle ben önermiyorum. Tavsiye etmiyorum sizlere. Kendiniz alın. Kendiniz şey yapın, parçalarını temin edin. Yani ben oradan kendi şanzıman contamı almasam onu bile kitleyeceklerdi bana. Yağlarımı almasam onu bile kitlerlerdi diye düşünüyorum. Tekrar bu sesi kesmemiz için 4 tane bilyanın kesin değişmesi gerekiyor. Islık sesi için de 5. dişli grup karşılığı ve kendisi değişmesi gerekiyor. Eğer 4. 3. viteslerde de böyle bir sorununuz varsa, ıslık ötme sesi varsa kendi diş, o dişliler değişmesi gerekiyor. Mastura bilyaların değişmesi gerekiyor. Şanzıman açılıp aynen videoda izlediğiniz gibi olayların yapılması gerekiyor. Nadacı.com üzerinden baktığınızda sıfır şanzıman şu an 3 milyar sıfırı. Sıfırını aldığınız zaman aracın üzerine koyabiliyorsunuz. Bana bunun maliyeti
bu olayların maliyeti günümüzün fiyatına baktığımız zaman 2-2,5'u buldu. Yani sıfır şanzıman alıp taksaydım daha kafam rahat olurdu diye düşündüm. Fakat 2 sene önce bir baskı balatımı sıfır aldım. Ve şanzıman contalarımı olsun, yağlarımı olsun önceden aldığım için 2 milyara yakın bir masraf yapmış oldum. Ha, değer mi? Değdi mi? Şu an bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım. Daha yeni toplandı şanzıman. Birkaç gün sürelim. Sonra tekrar devam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Aracımıza 75-90 ve 80 Castrol ve Lukumoli karıştırarak koyduk hepsine. Yaklaşık 4 litre şanzıman yağı girdi. Vites geçişleri inanılmaz yumuşak. Yani böyle tık tık çok güzel vites geçişlerim oldu. Araç çok sessizleşti. Motor sesinin dışında bir ses gelmiyor. Giderken 5. vites ıslık sesi ötüyordu. 80-90 üzerinde çıktığım zaman o ses kayboldu. Gayet memnun kaldım. Yaptırdığıma sevindim ama parça konusunda 300-400 liralık kazık yediğim için biraz sıkıntılıyım. Bakalım ne olacak? Şu an deneyeceğiz, göreceğiz. Biraz binelim. Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şanzıman yapıldıktan sonra yaklaşık 50 kilometre yol gittik. Ve kapının önüne çektiğimizde vaziyet bu. Bir yerden yağ kokusu geliyor demiştik. Baktık, tüm şanzıman yağımız yerlerde. Şanzımanın yağının boşaldığına mı yanayım? Tekrar tamircilerle mi uğraşacağıma mı yanayım? Ustanın kahrını mı çekelim? Böyle aracımızla, paramızla kepazemi olduğumuza yanayım? Bilemedim. Yaklaşık şu an toprakta gördüğünüz yağ 200-250 TL'lik yağ. Büyük ihtimal 20-50 yağ koyacağım. Bir daha o şekilde para veremeyiz. Usta gel dedi. Büyük ihtimal içeride bir tane keçe vardı. Bilyanın arkasında keçe. Sanırım oradan kaçırdı yağı, tahminim. Bakalım, aracı şimdi akşamdan bırakacağız. Çünkü tamamen akıyor. Az şey yağla sabaha kadar yine akar bu yağ. İşte ise dükkanın önüne aksın, görsün usta. Bakalım başımıza neler gelecek. Yaklaşık 5 gün oldu ustadan çıkalı. 5. günde bu şekilde sorun oldu. Daha devam ediyor sorunlarımız, ustalarımızla yaşadığımız sorunlar. Bir yola girdik, bakalım nasıl olacak bu yol. Daha devamı gelecek videonun. Evet arkadaşlar, sorunumuz giderildi. Görüyorsunuz, sanayiden geldik. Şanzıman dişlinin toprakta bıraktığı izi görüyorsunuz. Ara yerlere mahvolmuş bir vaziyette. Şimdi ne yaptık sanayide? Akşamdan bırakmıştık aracımızı. Sabah gittim, ustayla görüştük, baktık. Kirikoyla kaldırdık. Yağın kaçağını buldu. Ben inşallah contalardan kaçırmamıştır demiştim. Allah'tan onlardan kaçırmamış. Nereden kaçırmış? Akis'in girdiği, Akis keçesinden kaçırmış. Sol taraf Akis keçesinden kaçırmış. Ustaya demiştim toplarken, bu keçeleri değiştirmedin, iyi mi sağlam mı, kaçırma olmasın demiştim. Fakat iyi demişti. Maalesef yanılmış. Olan benim yağma oldu. 250 TL'lik yağ toprakta görüyorsunuz. Akis keçesini değiştirdi aracın. Sonra yağını tamamladı 1 litre. Sorunumuz çözüldü. Şu an kullanacağız aracı. Bakalım tekrar yağ kaçağı olacak mı? Ne olacak? Bu arada yağı, 1 litre yağı ne koyduk derseniz, elimde maalesef şanzıman yağı 75-90 veya 80 olmadığı için 20-50 motor yağı koyduk. Yani şanzımanın içi karman çorman bir yağ oldu. Resmen çorbaya, türlü çorbaya döndü. Şanzımanın içerisinde 75-90, 80 Lukumoli var, 80 numara Castrol var ve de bilinmediğim ya sıfır ya yanmış yağ koymamışlardır da 20-50 motor yağı koydular diyelim. 3 çeşit yağ var. Bu yağ konulduktan sonra ne oldu? Herhangi bir tuhaf bir şey karşılaştım mı? Karşılaşmadım diyebilirim. Yani vites geçişleri hafif ağırlaştı diyebilirim 20-50 yağ yedikten sonra. Ses yaptı mı? Ses de yapmadı. Herhangi bir şey yok. Aynı şey şekilde devam. Şunu diyebilirim ama 20-50'yi koyduktan sonra bu ilk çalıştırmadaki ses daha da azaldı gibi diyebilirim. Yani bunu %20-%30 olanak verebilirim.
Tabii baskımız değiştiği için debriyajımız da yumuşadı. Bunu da söylemek istiyorum. Yumpamuk gibi oldu. Volant da taşlattığım için araç atik oldu. Yani böyle ayağımızı kaldırdığımız an direkt yapışıyor yani motor. Hemen gidiyor, yol almak istiyor. Kesinlikle baskı değiştireceğiniz zaman volantı da taşlattırın derim. Bakalım, deneyelim, görelim. Uzun video için tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı. 1 Nisan'da girmiş olduğumuz bu serüvene 23 günlük arada uzun kullanım testini çekmek istedim. Çok kişi merak etti. Neler yapıldı, ne oldu diye şanzıman konusunu. Hemen video atmak istemedim veya bir deneyim sahibi olmak istedim. Yaklaşık 450-500 km yakın yol yaptım. Şanzıman yapıldıktan sonra. Neler oldu bu şanzıman yapıldıktan sonra? Hatta şöyle söyleyeyim. 20-50 motor, yani 3 çeşit yağ var sonuçta. Bu 3 çeşit yağdan sonra 22 gün sonra, 23 gün sonra ne gibi sorunlar yaşadım? Yaşadım mı, yaşamadım mı? Onlara geçelim. Evet. Debriyaj pedalın sertliği gitti. İlk önce bunu söylüyorum. Ronalti'de ses gitti mi peki? Ronalti'de 22 günlük, 23 günlük sürede sesim olmadı. Araç çok yüksek hararetlere ulaştı. Şehir içinde kullandım. Herhangi bir lokurt sesi duymadım. O sorunum çözülmüş oldu ve kurtuldum o sesten. Peki 5. viteste en çok sorulan soru, ıslık sesi gitti mi? Evet, 5. viteste 140, 150, 160 km hızlara çıktım bu kilometre sarfında. Tek tek denedim kilometre hızlarında. Herhangi bir ses olmadı. Gayet güzel bir şekilde sorunum çözüldü. Sık sorunu çözü, sorunum çözüldü. Peki bu karman çorban olan yağ bir sıkıntı çıkarttı mı şanzımanda? Şu an çıkartmadı. Yaklaşık 23 gündür kullanıyorum. İçerisinde ne var diyecek olursanız 75-90, 80-20-50. Şimdi millet, herkes, bu videoyu izleyenler tuhaf diyecek. Maalesef bütçem yetmediği için, bütçe kalmadığı için, ayıramadığım için bu şekilde oldu. Usta en son 20-50 motor yağı koydu. Normal şanzıman yağının içerisinde motor yağı koyduk. Herhangi bir sorun çıkartmadı bana. Şu an biniyorum, vites geçişlerimde gayet normal. Herhangi bir sorun yaşamadım. Yani yaşar mıyız bilmiyoruz. Şu an 500 km yol gittik. Ben yaşamadım 20-23 günlük süre zarfında. Uzun yolda yaptım. Yüksek hızlara da çıktım. Şehir içinde kullandım. Benim sorunum neydi? Lokurtu sesi vardı. Gitti. Araç boştayken olan ses kayboldu. 4 tane bilyayı değiştiğimde. Bu bilyaların da numaraları var arkadaşlar. Şanzıman söküldüğü zaman o 503'tü mesela aracı üzerinden çıkan. Onu alabilirsiniz. Site üzerinde de alabilirsiniz. Adacı.com üzerinde var. O 4 adet bilya set olarak satılıyor. Onu alıp bu sesten kurtulabilirsiniz. 5. vites ötme sesinin de dişlileri değiştirerek, mahzun bilyasına kadar değiştirerek o sesten de kurtulabilirsiniz. Şanzıman yağı koyduğum, tavsiye eder misiniz? Ederim. Neden etmeyeyim? Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ha, daha yeni mi? Yeni. Yaşar mıyım? Onu göreceğiz. Daha bilmiyorum ama şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yani gayet de çalışması olsun, sessizliği olsun. İnanın azaldı yani. Ben gayet memnun kaldım. Keşke para ayırabilseydim, komple şanzımanın yağını indirip tekrar 75-90 koyarım yani. Niye koymayayım? Ama kaliteli yağı koymak gerekiyor. Ya da 80-90. Konulabilir mi? Konulur. 20-50 yağ koymaktansa, ezberi bozmaktansa bu şekilde şanzıman yağı da kullanıp memnun kaldım mı? Kaldım yani. Herhangi bir sorunum yok. Tüm sorunlarım çözüldü benim. Evet arkadaşlar, uzun bir video oldu. Umarım sizleri bilgilendirici bir video olmuştur. Baştan sona kadar izlemişsinizdir. Tek bir video altına toplamak istedim. Ayrı 3. videoyu hazırlamayacağım. Bu şekilde bu videomu, şanzımanla alakalı sorunlarımı sonlandırdım. Memnun muyum? Gayet memnunum. Baş yukarı çıkarken, yokuşları çıkarken aracım 100 km'den 80'e doğru yavaşlıyordu. Çekişten düşüyordu. Belliydi. Bariz debriyajın sertliğinden belliydi zaten. Tüm sorunlarımı çözdüm. Yaklaşık 2 milyara yakın para harcadım. Daha da geçmiş de olabilir. Tabi hesap, ince hesap yapmak lazım. Bunu altına çekebilirsiniz. Nasıl kendiniz alacaksınız parçaları. Bu şekilde daha uygun maliyetlerle, sadece işçiliği anlaşarak
siz de aracınızdaki böyle bir sorunları giderebilirsiniz. Varsa ekstra bir sorunuz, videonun altına yorum yapmayı unutmayalım. Emeğe saygı duyalım ve kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.